Onu söyleyeyim. Ama koridorlarda üstünlük almaktan evet. başka çare yok. Çünkü takım savaşına baktığımız zaman Skarner'ın gelişini engelleyebilecek hiçbir şey yok ellerinde. İlla ki istediği hedefe gelecek o Skarner. Buna engelleyecek bir şeyimiz yoksa madem, bunu engellemekle uğraşmayalım. Tabii şey oluyor, çektiğin adamı Skarner'ı çekersen, mesela Blitzcrank'le çek, Skarner'la beraber biliyorum, o da geliyor. Rally'de toplayacak aynı alanı. Sen bir yere gitme, o bir yere gitmesin, üçümüz de takılalım. Orianna da onu çeksin falan. Güzel kaotik takım savaşları derbide bizi bekliyor gibi. Kuşatma minyonu dalgası olması en azından birazcık yavaşlatır bu minyonların erimesini ama Lenham'ın yetişmesi için yeter değil. Edramir bu arada alevecilerine biraz zor da olsa alıyor. Burada ya hata yaparsam dürtüsüne zorluyor olabilir. Çok doğal. Evet. Tabii tabii. Yani oyuncularla ilgili bu konuda hiçbir eleştirim olamaz benim de. Takas yaparken vadinin alametini açtı oraya. Robin çok iki tane Q atsa ölmüştü bu arada dedim. Farkında mısın bilmiyorum ama orada alamete aldı. Bastı. İlk kuleyi aldılar. Okey. Tamam güzel. Dünden beri ne konuştuk yani. Sorma ya. Hop ulti. Ulti geldi. Mokka'yı yakaladılar. Yalnız Rell'in çok iyi bir hedef olmadığını söylemiştik ama tabii 3 kişi olduğu zaman Fenerbahçe ilk Skarner ultisinden gayet iyi bir sonuç almayı başarıyor. O özgür ruhluk falan filan bir şey kalmadan direkt tak diye eritebilirler. Yani şunu sorayım, bu arada bir savaş çıkacak. Sonrasında sorayım, Sparz içeri girdi. Kartus'u yakaladı. Önemli bir hedefi elde etmeyi başardı. Yalnız şimdi Kartus düştü. Hasar vermeye devam edecek. Ulti de geliyor mu? Ultinin de herhangi bir anlamı olmadı. Beşiktaş bu savaştan çıkmak zorunda. Fenerbahçe bir kez daha Beşiktaş'ı gayet iyi yakaladı ve cezasını kesti. Evet, işte Skarner'ın güzellikleri. Eğer pozisyonunuz iyi değilse ve Skarner ultisine yakalanıyorsanız devamında gerçekten çok zorlanıyorsunuz. Sparz yeniden girdi içeri. Bir kez daha sıçrayı kullandı. Ulti fena gelmedi ama Vayne'yi de düşürüyorlar. Alive ultisini kullandı ama birazcık geç oldu. Sıçrayı atsa da canını yenilemek için yeterli değil. Juzu en azından Steel Lamp almak istiyor, almayı başardı ama Kaysa'nın 3'te 3 aldığı savaş 1907 Fenerbahçe'yi çok memnun etmiştir. Kesinlikle canım, yani muazzam. Burada hani Kartus yokken savaşabileceğini düşündü Beşiktaş ama gerçekten yani o Rell'in ölümünden başlayarak Ejder bölgesinde savaşları gerçekten iyi yönetti. Yani Alive'ın hızlıca yanından geçti ve hiçbir şey yapmadı. Sadece tehdidiyle korkuttu. Ama Alive'ı yalnız bırakma işini birazcık Beşiktaş sanki gözden geçirmeli. 23 saniye kala oyundaki 3. Ejder'e Beşiktaş bu Ejder'de rakibine herhangi bir alan vermek istemiyor. Yalnız Alive sıçrayı yani. Yani. Kaşındı. Bu birazcık... Beklendik bir hamle oldu. Robin de ikinci taşıyıcı da benzer bir kaderi yaşamak üzere. Orianna ulti sadece Juzu'ya tuttu. Meganar oldu bu arada. Vayana geldi. Şimdi Edramir'i duvara vurabilecek mi acaba? Vurmak istiyorum bilmiyorum. Arkada ama taşıyıcıları buldu. Rael burada Kayseri'yi düşürüyor. Alistar da düştü. Arka arkaya skorlar. Beşiktaş bu takım savaşına daha iyi giden kısım. Lenham'ın üzerine gelen Kartus ultisi yetişmedi. Moka ama yanıyor. Evet yanıyor. Söylediğin gibi Johnny. Beşiktaş... Önce Samira'yı kaybetti, ardından Robin'i neredeyse kaybediyordu ama sonra Juzu'nun omuzlarında. Aynen. Ya tam ondan bahsediyorduk yani o patlayıcı savaşı yine görüşü temizlemek, görüş almak için bir vakit oldu. Yalnız oraya Robin kafayı attı ve yakalandı, üzerine Kaysa. Bu söylenmişti aslında görebildikleri için. Orada Robin'i yakalamayı başardılar. Bu Baron Kartus... yapmayın ultisiydi ama Baron'a başladılar. Bu savaşa hazır şekilde geliyor ama Juzu. Birazcık acele etmeleri lazım. Sparz doğru hedef değil. Arka tarafta evet Alistar'ı alacaklar. Bravo. Ama Baron'u kaybettiler. Şimdi Juzu yalnız. Meganar'a dönüşecek. Arkada iki tane taşıyıcıyı birden tutacaklardı ama Stilnam da güvenliğe koştu. Aynı şekilde Neramin de güvenliğe koşuyor. Elayla Vayana bu arada takibi sürdürmeye çalışıyor. Şimdi Burgaç geldi. Mokka'nın ilk düşen isim olduğunu göreceğiz burada. Diğer tarafta yalnız Elay Neramin'i almayı başarmış. Juzu da arkaya düşenler kervanına katılıyor. Neram'in karşılığında iki skor. Rakibi uzaklaşmak istiyorlar. 150-150'ye gidecek mi? Yine ulti. Yakalamayı başardı bir kez daha. Çalan isim Orianna oldu burada ama. Eremir şimdi içeri doğru giriyor. Alive yine en önde. Sonunda yalnız kendisini arkaya doğru atmayı başarıyor. Yalnız Vayana yakalandı. Vayana o kadar kolay olmadı düşürmesi. Ve diğer tarafta Neram'ini yakalayacaklar. Kronometreden çıktı anda iki tane taşıyıcı üstünde. Neram'ini düşürüyorlar. Şimdi Lenham içeride. Alive şifayı kullanarak hayatta kaldı. 1907 Fenerbahçe için. Hiç iyi bir senaryo olmadı bu. Sparz'da yakalanıyor. Sparz'da düşecek. Orion ultisi ama aldı. Meganar'a dönüşemeden rakibini almayı başardı. Alive'dan agresif sıçra. Vayana'dan geldi. Ulti. Özgür ruha geri dönecek. Ve buradan daha fazla skor sesi çıkmayacak gibi gözüküyor ama Baron güçlendirmeyi rakibine karşı 3'e 1'lik bir takas Beşiktaş için harika.
Beşiktaş'ın o ruhu ulaşabilmesi için daha 3 tane ejdere ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin yolu ise çok daha kısa. 15 saniye sonraki savaşı kazan yeter. Bir kez daha yakaladılar Alive'ı. Samira yine almadı. Kronometreyi bile kullanamadı. Vayana şimdi içeride ama bir kez daha skor almayı başarıyorlar. Moka'dan Cuzu birazcık yavaşlatmak adına uzaklaştı. Robin de kaçmaya çalışıyor ama Fenerbahçe'nin zaten hedefi belli. Önce Okyanus ruhu, ardından Baron. Regarner bu maçın ne kazanacak? Yetenekleri, her şeyi, eşyaları geçtim, kompozisyonu geçtim, görüş kazanacak. Orada bir tek sıkıntı yaşadılar. Onun haricinde hep istediği sonuçları aldı ve çok kritik bir savaştı bu Johnny. Yani atarsın bir iki skor alırsın, üç skor alırsın. Neyse, bu arada o Robin'i paramparça ettiler. %50-%50 ihtimalde ortadan kalktı. Fenerbahçe Baron'u da alıyor. Ve kuşatma minyonu da vurmaya başlayacak. Ya şurada bir galibiyet olsa Fenerbahçe puan tablosu öyle bir tatlanacak ki Johnny. Çok 5 galibiyet, 3 mağlubiyette 4 takım birden olacak. Hop, içeri girdi. Bu arada aksiyon çıkmış. Moka içeride. Fenerbahçe'nin oyuncuları yan yana ama burada hasar daha fazla Fenerbahçe'de. Nerem'in içeri doğru ulti geldi. Alive'ı yakalamak adına kullanılan bir ulti. Alive'ın ölümsüz kalkanya yaklaşmıştı ama diğer tarafta Bayana çok kötü bir yere götürdü kendisini. Bayana'nın da düştüğünü göreceğiz. Alive'ın da hasar yetmiyor. Cuzu'nun da performansı yetmiyor. Derbide gülen taraf 1907 Fenerbahçe oluyor. Fenerbahçe bu kritik maçlarda böyle aklı çıkmışçasına oynuyor. Kimsenin beklemediği anda ama bekleyen birisi vardı. Yufone. Burada. Ya yine güldü. Ya inanılmaz.